Geldik son maddemize. Balyacılığın geleceği. Büyük balya makineleri bölgemizde 2012 yılından sonra görülmeye başlamıştı. Ancak o zamanlar hayvancılıkla uğraşan kişiler çardak denilen kapalı, dar sistemle yetiştiricilik yaptıkları için büyük balyayı kullanabilecek imkanlara sahip değillerdi. Zamanla çiftliklerin mekanizasyonu arttıkça büyük balya tercih oranı da arttı. Artık balya yüklemeye eleman bulunamadığı için büyük balya bir zorunluluk haline geldi. Tabi herkesin bütçesi sıfırdan büyük balya düzeni kurmaya elverişli değil. Biz küçük balya konusunda ilerlemeyi seçmiştik. Örneğin 2018 yılında aldığımız balya yükleme makinesi bu iş için bulunmaz Hint kumaşı. Biçim makinesi ve helikopter tırmık da bizim için olmazsa olmazlar arasında. Öyle veya böyle, küçük veya büyük balyada her türlü işçilik sıkıntısı azaltılabiliyor yani. Artık küçük balya tamamen kendi işini görmeye, küçük ve verimsiz tarlalarda çalışmaya yönelik kullanılabilir gibi duruyor. İlgilendirici bir Truck Club videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Video hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilir ve abone olabilirsiniz. Bir sonraki Truck Club videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.